Evet gençler yine sizlerle beraberiz. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce hatırlatayım kanala abone olmayı unutmazsanız bildirimleri de açarsanız arkadaşlar sevinirim. Etkileşim olsun. Birçok arkadaşlarınız bunlardan istifade etsin. Bu arada şunu da hatırlatayım. Temel kavramlardan anlatmaya başladım konuları. Mezuna kalmayı düşünen arkadaşlarımız buradan izleyebilirler veya tanıdığı etrafındaki arkadaşlar varsa onlar da izleyebilir. Onlara da önerebilirler arkadaşlar. Ee, i̇lerleyen dönemde de AYT matematiği de sırasıyla hepsini geometriyi de sırasıyla atacağım. Yavaş yavaş sindire sindire yeni nesil sorularla gideceğiz. Bizlerden gelen sorular dedik arkadaşlar. Sıralama soruları. Onları da elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyorum. Değerli arkadaşlar. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Hocam 59K'ya Erzurum sınıf öğretmenliği gelir mi? Demiş e, Leyla. Gelir. E, Murat Aslan. Hocam tam burslu İngilizce bir diş hekimliği, Kafkas Üniversitesi diş hekimliğinden e, en son devlet diş hekimliği sıralama olarak daha kötü kapatma ihtimali var mı? Arkadaşlar tarih bunu daha göstermedi. Yani tarih bize ee, en düşük devlet üniversitesinin altında burslu burslu diş için diyorum burslu dişin olduğunu tarih bize göstermedi muhtemelen o yeni açılacak olan bölümde bu bunun üstünde yukarılarda bir yerde olacaktı. Mine Azıloğlu hocam 12600 Atatürk tıp gelir mi? Gelir Mine. Emirhan Akdemir merhaba hocam. Aboneyim. Sayısal 6470. Bakın çok güzel bir şekilde Emirhan yazmış. Tık 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 işimizi çok kolaylaştırmış. Yorum yapmak için arkadaşlar, bana yani bu şekilde atabilirseniz sevinirim. Ee, şurada bir iki enteresan tespit var. 2018'de 6000, 2019'da 6400, 2020'de de 6500. 20 kontenjan artmasına rağmen çok aşırı bir artış olmamış değil mi? Evet. Arkadaşlar hususen ilk 20.000'deki kortejan artışları sizi yanıltabilir. Ha bu kortejan çok artmış burada demek ki girme ihtimalim daha yüksek. Bazen bu sizi yanıltabilir arkadaşlar. Oradaki artış başka bölümlere dağılmış olabilir. Yani enteresan bir denklem var orada. <laughs> <laughs> 6.470 2020'de 6.470 gelir kardeş. Bana Emirhan gelir. Yıldırım beyazı tıp bence gelir yani. Tamam mı kardeşim? Olsan Coşkun, hocam 18K falan yararattığın kaç sınıf öğretmenliği gelir mi? 18 19 20 sıralamaları 132 115 108 demiş. Bize olsan eee olsan yani biraz zor gibi. Biraz zor gibi. Yani yine de belli olmaz çünkü ee, 2020'de 108 olduğu gibi 2019'da da 115 sıralamaymış ya. Yani. Tamam mı? Ya yani buradaki oranımız yüzde 40-45 diyebiliriz. Feyza Çakmak. Şimdi Feza'nın bakalım. Hocam 392.781 Urfa Edebiyat gelin mi <laughs> Şimdi Harun Üniversitesi <laughs> Edebiyata baktığımız zaman 240 2000'li almış geçen sene. Yani 392 binin buraya gelmesi çok zor. İkinci öğretimi belki yeni açılıyordur. Onu mu soruyorsun bilemiyorum. Hani buranın ikinci öğretimi açılırsa bu sene onu bilmiyorum. O bu 392'ye geri verme onu da çok zannettim. Hocam <laughs> Erciyes diş 23 bin 2018 26 bin 2019 ben Erciyes dişi çıkarmışım zaten Elif aşağıda. Evet 2019'da 23, 2020'de 26 olmuş. Neredeyse burada 3000'lik. Ben 1500'lük bir artış bekliyorum burada. Yani 27500 28'e dayanabilir diye düşünüyorum. Yani biraz elif biraz zor gibi 29. İnşallah gelir beklediğin olur. Merhaba hocam Mehmet demiş. <laughs> hocam aboneyim hocam. Sıralamam 7078 Çukurova. Hıt mı Ankara, Yıldırım, Beyazıt mı, yoksa İstanbul, medeniyet mi? Ee, Antep'te yaşıyormuş, İstanbul medeniyet 7 bin, Yıldırım 6 bin, işte Çukurova 8 bin. Şimdi bak, <laughs> Adana'da yaşıyorsun. Çukurova, ben İstanbul'dayım. Çukurova'nın tıpın metini çok duydum. Çok iyi üniversite diyorlar yani, Çukurova Üniversitesi çok iyi diyorlar. Ya zaten sıralaman 7000. Bence Çukurova ya yazabilirsin. He hocam Ankara ile İstanbul arasında kaldım derse. İstanbul Medeniyet Yıldırım Beyazıt'tan sonra kuruldu. Medeniyet Üniversitesi sonradan kuruldu. Bu fakülte de güzel bir fakülte yani. Çıkanan güzel. Yani İstanbul'a başı yazıp Ankara'yı ondan sonra yazabilirsin diye düşünüyorum ben. İlerleyen zamanlarda İstanbul Medeniyet'in o anının daha da yükseleceğini düşünüyorum. Tamam mı? Ama ben senin yerinde olsam Çukurova'ya giderim. Hocam aboneyim. Bir de <laughs> aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim Mehmet. Ee, Yok Atlas'a bak. Tamam mı? Öğretim görevlisi sayısı kaç? Profesör sayısı kaç? Doçent sayısı kaç? Yok Atlas'ta bir inceleme yap. Orada detaylı bir inceleme yap. Tamam mı? Bütün arkadaşlara hatırlatıyorum. Bölümlerde arasında kararsızlık yaşıyorsanız arkadaşlar o bölümlerle ilgili orada akademik sayılar falan veriliyor. Onlara bir bakın. Kaç tane profesörü, kaç tane doçenti var. Kaç yılında kurulmuş, köklü bir yer mi? Bunları araştırın arkadaşlar. Betül, hocam 121 bin ah, eşit ağırlık yaptım. Sırf öğretmenliği istiyorum. 113K ile 138K olur mu? Valla Betül'cüm 138'den de bence sana... yani bence <laughs> 138 gelir de yani %90 %95 gelir de yani küçük bir ihtimalle olsa biraz daha aşağıya düşebilirsin burayı. Hocam Kocaeli yazılım mühendisliği yeni açılan bölüm kaç K ile kapatır? Bilgisayar mühendisliği e, burada 50 K ile kapatmış. Yeni açılan bölümleri arkadaşlar her zaman civarınızdaki illerin sıralamasıyla karşılaştırın. Tamam mı? Burada Sakarya 60 mıydı neydi yanlış hatırlamıyor ya 70 ya 60. Eğer Sakarya 60 ise Kocaeli de muhtemelen yazılım mühendisi 55 ile 60 arasında olabilir. Yani 60 da olabilir, 61 de olabilir. Tamam bu civarda olur yani. Hocam sözelde başarı sıralamam 22.000. Tarih, coğrafya, edebiyat, okul öncesi öğretmenlikleri gelir mi acaba? Yani okul hepsi de bunların gelebilir. Okul öncesi de gelir. Tavsiye ederim okul öncesini. Şuradan. Yani okul öncesi biraz daha tutulan bir bölüm. Hocam 149K'dayım. Fırat Üniversitesi ve gelir mi? Bakıyoruz. 130 152'den 130'a ne yapmış? Yükselmiş. Tamam Hani 2019'a göre değerlendirildiğimizde gelme ihtimali var ama burada çok ciddi bir ilerleme olmuş. Yani o yüzden bu sene Dengeler mi bunu? Dengelemez mi? Yani çok bir şey söyleyemiyorum bu mevzuyla alakalı. Ben yine de burada yani yüzde %45 falan diyebilirim. Yani gelme ihtimali %45 diyebilirim ya. Rana hocam 195K'ayım. 235K'ya kadar 22 tercih yapacağım. Yeterli olur mu? Açıkta kalmamak için demiş. 195'ten 200 yani bölümüne bağlı tabi. Ee, kadar yapacaksın. Önden nereden başlayacağın da önemli. Rana. Yani önden tutup bunu şeyden de başlayabilirsin. Yani kaçtan başlıyorsun bilmiyorum ama yani 20 atsak 20, 100 yani 20-20 geriye doğru atsak %30'u olsa 140. 140k 140k'dan başlayabilirsin. Hatta 130k'dan bile başlayabilirsin. Şunu da e, bence gelir. Büyük ihtimal gelir ama biraz daha 250'ye doğru sınırı zorlayabilirsin. Hocam aboneyim. Dilciyim. 29k yaptı, 25k'lık yer gelir mi? Dilcilerdeki oynamayı görüyorsunuz. 1000 1000. Yani e, 29'a 25'in gelmesi biraz zor gibi ilayda. Hocam Metehan geçen sene Cerrahpaşa Türkçe 1752 ile kapatmış. Bu sene 1831 deyim. Geçen sene 79 kişi var aramızda. Demiş Metehan hemen Metehan senin için bak Cerrahpaşa'yı çıkardım. Şimdi burada Cerrahpaşa'da bir önceki yılda 50 oynama olmuş neredeyse. Tamam mı? 1900'den bir yükselme olmuş. Ondan sonra bir 50 oynama burada bir olmuş. Vallahi ee, senin sıra alman da 1800'lerde. Yani biraz bu artışa baktığımız zaman o kritik ya. yüzde %50 diyebiliriz yani. Hocam sayısal 163K'dayım. Vakıf Üniversitesi mimarlık bölümü 170K ile almış. Ayrıca bu sene fiyat artmış ve kontenjanlar artmış. Ee, bence gelir burası gelir. Mimarlıkta sıkıntı yok. Dilan Taş 123 bin sıralama ile mühendislik yazmalı mıyım? Ya arkadaşlar öncelikle biraz şey yapın yani mühendislik yazmayla değil yani önünüzde bak tercih dönemi de uzadı. Ya bir araştırın internetten araştırın sağda sayısaldan bir sürü bölüm var. E, mühendisliklerden mühendisliklerde ne yazacaksınız? Yani bilgisayar mühendisliği olabilir. Bak bilgisayar mühendisliği olabilir. Elektrik Elektronik Mühendisliğinin her zaman bir geçerliliği vardır. Makine mühendisliği yani makine mühendisliği artık biraz daha aşağılara geldi ama o da yazılabilir yani. İnşaat mühendisliği biliyorsunuz geçen seneden dibe çaktı. yani kontenjanlar yarıya düştü ama benim inşaat mühendisliği ile ilgili bir tezim var. İnşaat mühendislerinin çoğu şimdi mezun olanlar işini yapmıyorlar. Kontenjanlar da düşürüldü. Bence bir 5 seneye kadar 5 sene sonrasında mezun olunca inşaat mühendisleri yine aranan bölümler olacak bunu söyleyeyim size yani. Evet <laughs> bilgisayar mühendisliği yazabilirsin. Bununla beraber ilk öğretim matematik öğretmenliği de yazabilirsin. Ama iyi düşün yani. Tamam mı? İyi düşün, iyi, iyi taşın. Ee, çünkü yani bir de şu da kötü. Yani bu döneme kadar Karar verememek de kötü arkadaşlar yani bir kararınızı artık vermeniz lazım. 62K'da bir daha bıraksam dil gelir mi? Diller 47K ile bitirmiş arkadaşlar. En düşük bir 47K ile. Çok büyük bir ihtimalle gelir. Bir gelir. Hocam aboneyim 285K sıra alman var. 232 bandarma ve TR gelir mi? TR'lerde de çok ciddi bir düşüş oldu belli olmaz diye düşünüyorum tamam mı belli olmaz biraz düşük ihtimal gibi ama belli olmaz yine de bir sürpriz inşaatta birden imarlıktada birden bir düşüş oldu yani detele de gitti ki hızla düşüyor merhaba hocam abone oldum sıralaman e, 34 bin geçen sene 31 bin 760 kapattım Maraş gelir mi Maraş'ın şurada baktığımız zaman 2 3 3500 yani 1700 1700 üzerine koysak 33.000 yani bu ben şunu söyleyeyim çok kritik bir yerdesin. Yani çok kritik yüzde ben buna 49 diyebilirim. Çünkü kaçırırsam bile burayı ucu ucuna kaçabilirim İnşallah gelir diyorum. Evet bugünkü e, gelen sorularınıza arkadaşlar yorumlarım bunlar. Tekrar hatırlatıyorum eğer kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. E elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmayı yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada şunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Benim dediğim sizin bölümlerinizle alakalı. Buraya yazabilirsin, bunu edebilirsin. Bunu kanun gibi almayın arkadaşlar. Kendinizi kendiniz en iyi siz tanıyorsunuz. En iyi siz biliyorsunuz kendinizi. Yapar mısınız, yapmaz mısınız genel tavsiyeleri alırsınız ama en son kararı verecek olan da yine sizlersiniz. Sizler zekisiniz zaten biliyorum. Bir kişiye değil onlarca kişiye sorup ona göre kafanızda tartıp bir şeyler yazıyorsunuz ediyorsunuz arkadaşlar. Benden bu kadar görüşmek üzere bir sonraki videoda tekrar beraber olacağız.